Merhaba sevgili öğrenciler. Evet, hemen hemen hepiniz okullarınızda görevleriniz arasında bir tanesi de nedir? Okul ya da kat öğrenci görevidir. Katlarda ya da okul girişinde tutmuş olduğunuz nöbetler ile ilgili görevlerinizin neler olduğunu sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Evet, bakalım görevleriniz nelermiş arkadaşlar? Görevleri özellikle nöbetçi öğrencinin nöbette tuttuğu yeri kesinlikle terk etmemek. Evet, yerinizi kesinlikle terk etmemek. Çünkü o anda terk ettiğiniz anda bir olay meydana geldiğinde sorumlusu kimdir? Sizsiniz. Evet, bunu belirterek geçelim. Başlıca görevler. Nöbetçi öğrenci müdür yardımcısına haber vermeden kesinlikle nöbet tuttuğu yerden ayrılamaz. Bu çok önemli. Nöbet yeri başka bir öğrenciye devredilemez. Evet, 5 dakika sen benim yerime durabilir misin diyorsunuz birçoğunuz. Hayır, o da yanlış arkadaşlar. Okul bitimine kadar burayı bırakmamanız gerekiyor. 3. Okula ziyarete gelen öğrencilerin kayıtlarını, evet, nöbetçi öğrenci ziyaretçi defterini, evet, kesinlikle nöbetçi öğrenci okula ziyarete gelenleri ziyaretçi defterine işlemek zorundadır. Aynı zamanda okuldaki müdür ya da müdür yardımcıları ile görüşmek isteyen ziyaretçileri, evet, onların odalarına yönlendirir. Evet, bunu yapıyorsunuz bir güzel, onu biliyorum. Ders başladıktan sonra geç kalan öğrencileri yetkili okul olan müdür ya da müdür yardımcısına yönlendirir. Evet, mesela ders başladıktan sonra birçok öğrenci sınıfa giriyor. İşte aslında bunları müdür yardımcısına bildirmek gibi bir göreviniz var. Ama %99.9'unuz bunu bilmiyor. Dersine geç kalan öğrencileri müdür yardımcısına bildirmek gibi bir göreviniz var. Nöbetçi öğrenci teneffüslerde sınıfta kaybolan eşyalardan her zaman sorumludur. Evet, bu çok önemli. Mesela siz kat görevlisisiniz, sınıfta bir eşya kayboldu. İşte bundan aslında siz sorumlusunuz, bunu da bilmiyorsunuz. Bunun sınıf nöbetçisine ait olduğu bilinir aslında bu görevin ya da bu sorumluluğun. Hayır, sınıf nöbetçisi yok ise kat nöbetçisi olan sizler bundan sorumlusunuz. Bir sonraki, teneffüs zili çaldığında nöbetçi öğrenci binanın kapısını açar. Teneffüs bitiminde nöbetçi öğrenci binanın kapısını kapatır. Okul binasına gereksiz yerde yanan bütün ışıkları söndürme görevi nöbetçi öğrenciye aittir. Kış aylarında ders başladıktan sonra okul binasının soğumaması için açık olan bütün kapı ve pencereleri kapatmanız lazım. İçerinin sıcak kalması için tabii ki. Okul idaresinin öğretmenlere okutulması ve imzalatılması için nöbetçi öğrenciye vermiş olduğu evrakları teneffüs zamanında, ama sizler ne zaman yapıyorsunuz? Ders aralarında kapıyı çalıp, affedersiniz dersinizi böldüm ama bunu imzalamanız gerekiyor diyorsunuz. Aslında bu yanlış. Teneffüs zamanlarında öğretmenlere okutularak imzalanması gerekiyor. Aslında burada suç sizin değil. Müdür ya da müdür yardımcıları sizlere bunu yapmanızı istiyor. Siz de bunu yapıyorsunuz. Aslında burada suçlu olan müdür ya da müdür yardımcılarıdır. Nöbetçi öğrenci ertesi gün görev alacak. Nöbetçi öğrenciyi belirler. Evet. Mesela listede hangi öğrenci varsa o öğrenciye haber vermeniz gerekiyor. Yarın sen nöbetçisin deyip onu haberdar etmen gerekiyor. Nöbetçi öğrencinin görevleri arasında masanın üzeri ile çevresinin her zaman temiz tutmak vardır. Evet, nöbet masasını temiz tutmak gerekiyor. Nöbetçi öğrencinin dışında başka öğrencilere nöbet yerinde oturmaması ve toplanmasına müsaade edilmemelidir. Ama birçoğunuz arkadaşlarınızı başınıza topluyorsunuz, değil mi? Orada sohbet ediyorsunuz. Hatta ve hatta masada oturanları görüyorum. Nöbetçi öğrenciler uygulamalı ve yazılı sınavlara katılırlar. Evet, nöbetçi olduğunuz gün eğer yazılınız var ise okul idaresine bildirerek yazılınıza ya da sözlüğünüze, sınavınıza katılabiliyorsunuz. Evet, nöbetçi öğrencinin görevleri bunlardır arkadaşlar. Sizler de görevinizi iyi bilerek görevinizi layıkıyla yapın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.